Mehmet Oğlu Süt Ürünleri. Arkadaşlar, buradan aldığım ürünleri sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım sizlerden de sipariş gelir. Bu lezzeti tatarsınız. Göle'de tamamen her şeyi organik yapılan süt ürünlerini tavsiye ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanıverdi. Yeni bir videomda, yeni bir yayınımda yine sizlerle birlikteyim. Bugünkü programımı sizlere özel çekiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin bütün illerine gidip çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşların hem hayvanlarını hem ürünlerini tatma imkanım oluyor. Bu gezdiğim iller içinde en güzel ürünü tavsiye edeceğim ve sizlerle de şimdi paylaşacağım Ardahan Göle Mehmetoğlu Süt Ürünleri. Şu anda dükkanda tekim. Arkadaşlığımız Deniz Ateş'le 2,5 yıldır sürüyor. Şu anda kendisi imalathanede. Ben de buradayım. Bir yarım saat sonra kapatacağım. Arkadaşla birlikte imalathaneye gideceğim. Sizleri tanıtacağım. Bu ürünleri şahsım ve ailem olarak kullanıyoruz. Yakın çevremdeki insanlarla da paylaşıyorum. Bana dedikleri, abi bu ürünleri biz biliyoruz. Sen bu ürünleri bir tanıtsana. İnsanlar bu lezzetin farkına varsınlar. Paylaş. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımız da bu lezzeti tatsın diye önerdiler. Ben de bu amaçla sizlerle Mehmetoğlu Süt Ürünleri'nin imalathanesi olsun, dükkanları olsun bir giriş yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bana ulaşacağınız, siparişlerini vereceğiniz iletişim numarasını da yazacağım. Buradan bana ulaşıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Anlaşmalı kargomuz var. Şimdi size şöyle ürünleri bir tanıtayım. Arkadaşlar, bu dolapta gördükleriniz haricinde depolarımızda da, yani artık depolarımız diyorum, bayağı bir benimsedim artık. Bu işi yapacağım. Şimdi şurada kaşarlar var. Ben onlardan şöyle size çıkarttım. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz 6 aylık bir kaşar. Şu taze blok kaşar. Şöyle göstereyim. Hemen. Göbek kaşar. Şu da yeni. Şu gördüğünüz 2 yıllık kaşar arkadaşlar. Yani birazdan imalathanede de göstereceğim. Yani zahmetli bir iş. Sabır gerektiren bir iş. Düzgün yapılması gereken bir iş. Şu arkada da tereyağı var. Arkadaşlar, bu tereyağını yiyen, yani kendi oğullarım var. 3 tane oğlum var biliyorsunuz. Daha önceden söylemiştim. Başka hiçbir yerden tereyağı istemiyorlar. Bu da aynı şekilde tereyağı. Şu salamlı peynir, sabah gevrek aldığınız zaman inşallah bununla birlikte yersiniz. Mükemmel bir lezzeti var. İmalathaneye giderken sizi köyün ve çevreyi tanıtacağım. Tabiatla iç içe olan bir yer. Ve buradaki dağlardaki arıların yapmış olduğu ballar, hem kavanozda süzme hem petekte, bu şekilde göstereyim. Arkadaşlar, şimdi imalathaneye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi, yani burası tamamen tabiat iç içe. Yani şöyle göstereyim. Karşıda dağda karlar. Bu tarafa bakıyorsunuz, yemyeşil. Bahar geliyor. Şu sırtlarda Türkiye'de ender bulunan sarıçam ormanları. Müthiş bir yer yani. İmalathanede göreceğiz. Sizlere tanıtacağım. Ve ondan sonra da siparişlerinizi bekleyeceğim Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, köye gelmeden hemen girişte sağda imalathanemiz. Mehmetoğlu Süt Ürünleri olarak sizlere takdim edeceğim. Arkadaşlar, çiftliğe girdik, üretim merkezine. İmalathanemize gireceğiz, gezeceğiz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İmalathaneye giriyoruz. Evet. Herkes yoğun bir şekilde çalışıyor. Kolay gelsin abi. Süt girişimiz buradan oluyor. Bu yıkama separatörü, süt temizleme separatörü. Buradan tanklara geliyor. Buradan küçük peynirler halinde. Buradan süzülerek geldikten sonra peynir buraya geliyor. Burada peyniri pişiriyoruz. Böyle doğruyoruz burada peyniri. Pişiriyoruz buradan bu şekilde. Ondan sonra yoğurmak için ustalarımıza veriyoruz. Ustalarımız da onları güzel yoğuruyor. Bu
Tam yağlı eski kaşar. Evet. Yöresel ürün yani. Bunlar gurme ürünler, ürünlerimiz. Ben tadıyorum, lezzetini biliyorum ve herkesin de tatması için çekiyorum şu anda bunlar inşallah. Bunlar burada yapıldıktan sonra bunlar içeride depolanıyor. Orayı da görebiliyor musunuz? Orayı da göstereceğim şimdi tamam, size. Tamam arkadaşlar, her zaman görüyorsunuz. Büyük kaşar, tekerlek kaşar dediğimiz ürünler bu şekilde üretiliyor. Burada büyük kalıplarımız var. Bu şekilde kaşarlarımız. Ondan sonra dinlenmeye alıyoruz buraya. Burada kaşarlarımız dinlenmeye alıyor bir gün. Burada böyle bu şekilde çuvallıyoruz kaşarlarımızı. Burada bekliyor. Evet. Öyle hemen yeme gibi. Bak farkındaysan küflenmişler zaten. Eski kaşar bunlar. Öyle taze kaşar değil bu. 2 yıllık diyorsun yani. Bunlar eski 2 yıllık. Ondan sonra müşterilerimize sunuyoruz bu şekilde. Evet. Birlikte sunacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Bu lezzeti tatacaklar. Tabii. Arkadaşlar, bu da kaymak. Yani yiyeceğiniz tereyağı bu şekilde organik. Organik. Saf, saf böyle saf tereyağı yani. Ne kadar sürüyor bu mesela? Şimdi bu, bunu yapmamız en az bir hafta 10 gün sürüyor. Bu ekşiyecek. Ondan sonra biz bunu makinede yağ yapacağız. Yağ da gösterelim. Yağ da bir gösterelim. Sarı mayıs yağı. Tamam. Yani müşterilerimiz çok memnun olabilir. İşte az önce gördüğünüz kaymaktan bunlar da tereyağlarımız organik. Yani öyle katkı matkı yok. Saf. Götürüp deneyebilirsin. Çok güzel. Deneyecekler inşallah. 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 Eski kaşarın yapılışı bu şekilde. Yani böyle zahmetli bir ürün. Öyle taze kaşar gibi yapılmıyor bu. Çok zahmetli. Böyle el yoğurmasıyla yapılıyor. Şu an 75 derecede pişiyor bu. O kadar sıcak ki yani biz elimizi dokunamayız. Arkadaşlar eldivenlerle yoğuruyorlar. Bu şekilde yoğuruyoruz, kalıplıyoruz. Yolluyoruz müşterilerimize. Evet. Arkadaşlar imalathaneye gösterdim. Şöyle size çevreyi de gösteriyorum. Yani doğa burada her şeyini ortaya dökmüş. Burada üretilen bütün ürünler yaylalarda gördüğünüz gibi arkamdaki dağlarda gezen, otlayan hayvanların sütlerinden yapılıyor. Üretim yapan arkadaşım Deniz Ateş de her şeyini düzgün, kaliteli olarak kullandığı için yani kendim de kullanıyorum. Yakın çevremdeki arkadaşları da kullandı diyorum. Ürünleri sürekli sipariş veriyorlar. Sizden de bu videomu izledikten sonra bıraktığım iletişim numarasından ulaşıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Anlaşmalı kargo dediğim gibi bir kere deneyin. Zaten gerisi gelecek buna eminim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.